bu yaşayacağımız referandum bir parti yarışı değildi. CHP ve AKP arasında bir yarış değildir. Bu seçimde kaybederiz. 4 sene sonra alırız. Böyle bir şey olmayan bir seçimdir. Telafisi olmayan bir şeydir. Biz bu referandumda 140 yıllık demokrasi birikimimizi oylayacağız. Yani anayasal bir devlet mi? Anayasalı bir devlet mi? Bunu oylayacağız. Hukuk devleti mi? Kadı devleti mi? Bunu oylayacağız. Hukuk devleti istiyorum. Biz bu seçimde şu soruyu soracağız. Karısına bile evinin tapusunu vermeyenler Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusunu bir kişiye verecek mi, vermeyecek mi? Hayır. Yasama bir kişide, yürütme bir kişide, ordu bir kişide, millet bir kişide, her şeyin başı. Yüksek yargıçların başı, milletvekillerinin başı, ordunun başı, partinin başı. Böyle bir tek başlı bir sistem olamaz. Yumurtaların hepsi aynı sepete konmaz. APO seni kandırdı. FETÖ seni kandırdı. Obama seni kandırdı. Esad seni kandırdı. Biz bütün yetkileri sana verirsek, yeniden birisi seni gelip kandırırsa ne yapacağız? Bunu değil Recep Tayyip Erdoğan'a, babamız olsa babamıza bile bu yetkiyi veririz. Yapılırken 24 anayasası yapılırken Atatürk'e meclisi feshetme yetkisi vermek istiyorlar. Önerge veriyorlar. Diyorlar ki Atatürk meclisi feshedebilsin. O zaman Dersim mebusu Ferud'un Şükrü Düşünsel çıkıyor. Bir dakika diyor. Gazi Paşa bizim her şeyimizdir. Gazi Paşa bizim canımız ciğerimizdir. Milletimizle onun arasında bir problem yoktur. Ancak diyor, biz çoluk çocuğumuzun geleceğini Gazi Paşa'ya bile veremeyiz diyor. Biz Atatürk'e verilmeyen meclisi feshetme yetkisini babamız olsa ona bile vermeyiz. Kaç kişi olacağı belli olmayan, kimi olacağı belli olmayan, sandıktan çıkmayan Cumhurbaşkanı yardımcısına Cumhurbaşkanı yetkileri veremeyiz. Cumhurbaşkanı hastalandı. Yurt dışına gitti. Yardımcısına vekaleti bıraktı. Bütün yetki yardımcısında. İsterse FETÖ'yü affeder. İsterse APO'yu affeder. İsterse eyalet kurar. İsterse meclisi fesheder. Böyle atanmış bir kişiye bu yetkiler verilemez. Vermemeliyiz. Ben size inanıyorum. Ben size güveniyorum. Parti işi bütün problemleri bir kenara bırakarak bu var olma yok olma mücadelesinde bu cumhuriyetin oylandığı, kazanımlarımızın oylandığı bu seçimde her birinizin genel başkan gibi çalışacağınızı, her birinizin milletvekili, il başkanı, ilçe başkanı gibi çalışacağınızdan hiç kuşkum yok. Yalova'dan kesin hayır çıkaracağınıza inanıyorum da Türkiye'de de Allah'ın izniyle.